Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iOS 15 Beta 2'deki bütün yeniliklere bakacağız. iOS 15'teki genel olarak bütün yeniliklerle ilgili de şimdilik planım 5 tane 100'er adet yenilik içeren video yapmak. Dolayısıyla o işte birazcık ağırdan geliyor. Ama size taahhüt edebilirim ki beklediğinize değecek. Şimdi vakit kaybetmeden hemen bahsedelim. Bu videonun içerisinde yapım numarası gibi güncellemedeki temel değişiklikler, yeni gelen özellikler, birazcık bataryadır, performanstır bunlar ve neyin ne zaman gelmesi gerektiğini ya da neyin ne zaman gelmesini beklediğimizi ve son olarak da kimlerin güncelleyip kimlerin güncellemesini tavsiye etmediğimi anlatacağım. İlk olarak bu güncelleme bana 1.82 GB olarak geldi ve her zamankinden daha geç bir saatte geldi. Apple beklenmedik bir günde bu güncellemeyi çıkardı ve benim tahminim normalde çıkması gereken salı ya da pazartesi gününün haricinde perşembe çıktığı için o aradaki iki günde bir hatayı çözmeye çalıştılar gibime geldi. Bu da zaten beta sürümü olarak ne kadar kararsız olduğunu bize gösteriyor ki bu da çok normaldir aslında. Şimdi hemen genel kısmından buradan hakkında'ya giriyorum ve gördüğünüz gibi bu güncellemenin yapım numarası 19A5281H harflerinden oluşuyor. Onun dışında bir modem değişikliğimiz var burada. 2.50.04, bu normalde 3.05.04 mi öyle bir şeydi. Modemde de bayağı bir değişikliğimiz var bu noktada. Bu ne işe yarar peki? Eğer ki bağlantı sorunları yaşıyorsanız, mesela ben yaşıyordum, özellikle hücresel veride ya da kendi kendine Wi-Fi'ye geçerken problemler oluyordu. Bu modem güncellemesi de bunu çözebilir. Haberiniz olsun. Gelelim değişikliklere. Değişikliklerden ilki harita ikonundaki değişiklik. Gördüğünüz gibi harita ikonunda bir farklılık olmuş. Birazcık değiştirmişler. Diğer bir değişiklik bizim odak konumuzla alakalı. Ayarlara giriyoruz ve odak kısmına girdiğimiz zaman burada çeşitli odak opsiyonlarını görmemiz mümkün. Burada herhangi bir odağın üzerine bastığımızda kilit ekranı ve ana ekran olarak, kilitli ekrana girdiğimiz zaman da kilitli ekranı soluklaştır, kilitli ekranda göster tarzında iki tane ibare çıktığını görüyoruz. Bu yine bizim için bir değişiklik. Buradan kontrol merkezini açıp odak modunu aldığımız zaman veya üzerine basılı tuttuğumuz zaman şu gördüğünüz yazı kısmında bir değişiklik mevcut. Bu da yine yapılan değişikliklerden bir tanesi. Beta 1'de buradaki metin bu şekilde değildi, bu metin değişti. Yine ayarlar kısmına döndüğümüz zaman burada duvar kağıtları diye bir kısım var biliyorsunuz. Burada yeni bir duvar kağıdı seç dediğimiz zaman hareketsizlere geldiğimizde burada herhangi bir tanesinin üstüne bastığımızda yükleniyor diye bir yazı çıkıyor. Normalde burada yükleniyor yazmıyordu, sadece o yuvarlak dönüyordu. Bu da yine olan değişikliklerden bir tanesi. Sıradaki değişiklik Watch uygulamasıyla alakalı. Burada şöyle bir şey var. Şimdi ben Watch OS 8 betasını kullanmıyorum. Dolayısıyla bende bu gözükmüyor galiba ama eğer ki onu da kullanıyorsanız kadrangalerimizin en üstünde iPhone 12'lerde olan ve hatta diğer modellere de gelen portre moduyla kadran yaratma seçeneği mevcut ama şu anda bende bu seçenek maalesef ki mevcut değil. Hava durumu uygulamasına girdiğimiz zaman yeni bir splash screen dediğimiz bu bilgilendirme ekranı var. Burada bütün yenilikler hakkında bilgi alabiliyoruz. Aynı şekilde notlara girdiğimizde de karşımıza farklı bir böyle bilgilendirme ekranı çıkıyor ama bunların dilleri de gördüğünüz gibi mesela etiketlerle düzenleyin güzel yazılmışken altındaki açıklama add tags like travel diye İngilizce yazıyor. Aynı şekilde bütün altı tamamen İngilizce. Bunlar da zamanla düzelecektir. Sıradaki değişikliğimiz FaceTime ile ilgili. Ben FaceTime ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Gerçekten FaceTime bende çalışmıyordu. Açtığım zaman, birini aradığım zaman sadece kendimi görüyordum ve konuşmayı kapatma gibi bir seçenek yoktu. Uygulama değiştirici üzerinden FaceTime'ı kapatamıyordum. Yani gerçekten FaceTime bu telefonun ağzına ediyordu ayıptır söylemesi. Dolayısıyla FaceTime'ı şu anda kullanabiliyorum. Aktif olarak test ettim ve arama yapmam, kendimi görmem, ayrı ayrı alanları görmem mümkün. Bununla birlikte SharePlay diye bir eklenti var biliyorsunuz. FaceTime'a şu anda o geldi. SharePlay kısmına bastığımızda gördüğünüz gibi SharePlay butonu var. Eğer bu butonu açarsanız herhangi bir uygulamayı kullanırken eğer FaceTime yapıyorsanız SharePlay ile karşıdakine aktarabilirsiniz. Mesela ben Apple Music ile müzik dinliyorum. O sırada birisiyle FaceTime yaptım. Bana üst kısımda direkt olarak SharePlay ile paylaşmak ister misin diye bilgi veriyor. Böylece bu benim izlediğim uygulamalarda, dinlediğim uygulamalarda hepsinde geçerli oluyor. Tabii uygulamanın da SharePlay'i desteklemesi gerekiyor. Şundan çok emin değilim. Karşımızdakinin cihazı iOS 15 olmadığı için nasıl bir etki yapacak ya da düzgün çalışabilecek mi bunu bilmiyorum. Ama bence bir sorun olmayacaktır. Gayet güzel çalışılabilir. Bunu test edeceğim ve bir sonraki güncelleme çıktığında çıktı videosunda size bahsedeceğim. Yine ayarlar kısmına geldiğimizde erişilebilirlik kısmına gelirsek burada
AirPods'un gördüğünüz gibi ikonu değişmiş. Eskiden AirPods Pro vardı burada, artık AirPods Max gözüküyor. Üzerine bastığımızda da en alta inersek iPhone'u takip et diye bir kısım var. iPhone'u takip et kısmı da yoktu uzamsal seste. Sadece hani uzamsal ses olarak çalışıyordu. Bu da yine yapılan değişikliklerden bir tanesi. Tabii en büyük değişikliklerden iOS 15'teki birkaç tanesi de sağlık üzerine. Sağlık uygulamasına girdiğimiz zaman burada göz at kısmına gelirsek hareketlilik konusunda birazcık değişiklikler var. Aşağıya indiğimiz zaman gördüğünüz gibi yürüme dengesi bildirimlerini artık ayarlayabiliyoruz. Hatta ve hatta paylaşma kısmına gelerek sağlık verilerimizi de başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Mesela ben kendi sağlık verilerimi ailemle, aileminkini kendimle paylaşabiliyorum. Böylece aktivitelerini, yaptıkları analizleri vesaireleri ben de görebiliyorum. Aslında baktığımızda denetim açısından gayet güzel bir gelişme. Şimdi Mimoji'de bazı değişiklikler var, onu göstereceğim. Apple'ın sunum esnasında bize gösterdiği değişiklikler bunlar. Mimoji'mde artıya bastığım zaman benim Mimoji açılıyor karşımıza. Burada en sağa gittiğimizde gördüğünüz gibi şapka ve başlığı kullanmak artık mümkün ve kıyafet giydirmek de mümkün. Yani ben emojimi artık kıyafet burada giydirebiliyorum. iCloud ayarlarında bir değişiklik var. Bu değişikliklere ulaşabilmek için benim mutlaka Wi-Fi'ye bağlanmam gerekiyor. Ücretsel üzerinden bu değişikliklere ben ulaşamıyorum. Belki bu da bir hatadır. iCloud'a buradan basıyorum ve tekrardan iCloud'a basıyorum ve yüklenmesini bekliyorum. Yüklendikten sonra özel geçiş diye bir kısım var biliyorsunuz. Bu özel geçiş kısmı, yani private relay olması gerekiyor bunun İngilizcesinin orijinal adının, geldi artık. IP adresi konumuna girdiğimiz zaman burada genel konumu kullanmaya devam et veya ülkeyi ve saat dilimini kullan diye iki tane opsiyon bizim karşımıza çıkıyor. Kestirmelere geldiğimiz zaman yeni kestirme dediğimizde sağ üstte 3 nokta şeklinde, daha doğrusu kaydırma ekranları şeklinde menü butonu çıkıyor ve burada ekrandakileri al diye bir şey var. Yani ekranda ne gözüküyorsa bunun ekran görüntüsünü ya da komut olarak kendisini alabiliyor. Ben bireysel olarak henüz komut kısmını denemedim ama ekrandakileri al gayet makul bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda gayet güzel ve kestirmeler için de güzel bir nokta olacaktır. Şimdi ev uygulaması ile ilgili birazcık değişiklik var ama Türkiye'de HomePod gibi ürünler satılmadığı için her zamanki gibi çok fazla girmeyeceğim buraya. HomePod cihazlarının üzerine bastığımız zaman ya da eve koyabileceğimiz cihazlara bastığımız zaman burada normalde kayıpsız ses kalitesini gösterirken artık bunu göstermiyor. Muhtemelen ilerleyen süreçte bunu üzerine ekleyecekler. Fotoğraflar konusunda da sizin için kısmında anılar öne çıkarken öne çıkan fotoğraflar bir alt sıraya kaymış. Hiçbir şey değişmiyor ama burada görmek mümkün. Şimdi iPad'de birkaç değişiklik var. 3 tane olduğu için hiç iPad'i çıkarıp onunla uğraşmayacağım. Sadece size söyleyeceğim bunları. Olması gereken bütün araç takımları artık iPad'de mevcut. Yani iPad'imize iPadOS 15 indireceksek bütün araç takımlarını görebiliyoruz. Biliyorsunuz ki sağ alt köşeden Apple Pencil ile yukarı kaydırdığımızda hızlı not açma özelliği vardı. Bu özellik aynı şekilde artık parmağımızı kullanarak da yapılabilecek ve yapılabiliyor. Aynı şekilde mouse'un cursor kısmında, yani o yuvarlak kısmında da değişimler oluyor. Cisimlerin üzerine geldiğinde ona göre şekil ve renk aldığını görmek de mümkün. Şimdi birazcık çözülen problemlerden ve var olduğu bilinen ama çözülmeyen problemlerden bahsetmek istiyorum. 70'ten fazla problem çözüldü. Bunların ne olduğunu tek tek bilme imkanı yok. Ben genel olarak deneyimimden de batarya ve performans kısmında, yani yaklaşık olarak herhalde 30 saniye sonra bahsedeceğim. Ama 60 tane de bilinen problem var çözülmeyen. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. Hala stabil bir versiyon değil. Zaten halka açık bir beta bile değil. Dolayısıyla oradaki durum da bu şekilde. Bana birkaç kişi nasıl geri dönüntü verebileceğimizi sordu önceki videomda. Gördüğünüz gibi feedback diye spotlight arattığınızda ve üzerine bastığınızda gördüğünüz gibi bütün geri dönütlerinizi buradan Apple Store kullanıcı adınızı ve bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. Ama şundan emin değilim. Eğer ki orijinal bir profil kullanmıyorsanız ve sizin hesabınız Apple'ın beta software kısmında kayıtlı değilse o zaman bunu kullanamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bataryaya gelelim. Şimdi batarya konusunda tabii ki çok net bir yorum yapmak için henüz erken. Ben önceki beta ile ilgili bütün performans, batarya ve deneyimlerimi aslında bu güncelleme çıktığı gün çıktı adı altında paylaştığım videoda belirtiyorum. Ama buraya baktığımız zaman ben hep telefonumu şöyle diyeyim, %100'ün üzerinde şarj ediyorum. Yani telefonumu 3 kere 4 kere günde şarj ettiğim oluyor. Tamam 3-4 biraz çok ama o sadece telefonla uğraşıyorsam. Onun dışında ben telefonumu normal kullanımımda, sokağa çıktığımda, dışarı çıktığımda genel olarak bir defa şarj etmem yeterli oluyor. Ama evde bir derinden teknoloji kullanımı vesaire söz konusu olduğunda en az 2 defa şarj etmem gerekiyor. Çünkü gerçekten telefonumun şarjı hızlı bitiyor.
Bu kötü. Mesela bugün şu anda şarjım %75 ve ben bu telefonu kullanmaya saat 8.30'da başladım. 8.30'dan beri de aktif kullanıyorum gibi düşünelim. Öyle çok video falan izlemiyorum ama not alıyorum, bir şey yapıyorum, video hazırlığı yapıyordum. Bu bağlamda %25 bana kalırsa çok, saat daha 11, ben daha dışarı çıkmadım. Dolayısıyla batarya açısından çok iyi değil ama ikinci betaya baktığım zaman kesinlikle birinci betadan daha iyi olduğunu söyleyebiliyorum. Performans olarak tek tek çok fazla hata vardı. Mesela WhatsApp'ta kulağıma dayadığımda sesleri duyamıyordum. FaceTime'ı kullanamıyordum. Twitter sürekli kapanıyordu. Mesela şu an Twitter'a bir girmeyi deneyelim, bakalım düzelmiş mi? Evet, Twitter'da düzelmiş gördüğünüz gibi. Bu arada Twitter üzerinden benim hesabımı da takip edebilirsiniz. Çünkü burada bütün yenilikleri, bütün gördüğüm farkları ve yurt dışıyla birlikte iletişim kurarak yaptığım şeyleri görmeniz mümkün. Neyse, performans olarak ben genel itibariyle memnunum. Beta 1'den de çok memnundum. Yani 15 gibi büyük bir güncellemenin bu kadar stabil bir şekilde karşımıza gelmesi de açık söylemek gerekirse beni bayağı bir şaşırtmıştı. Şu anda da bu durum gayet iyi. Bu küçük küçük problemleri mesela Puffin'de hala kulaklık takınca abi kapanıyor uygulama. Yani kanser oluyorum bu mevzuya. Bütün hepsi aynı şekilde. Dolayısıyla performans olarak da çok şahane olduğu söylenemez ama bir betaya göre üst düzey performans sergilediği söylenebilir. Şimdi benchmark skorlarına bakalım. Biliyorum çok bir şey ifade etmiyor betada ama olsun, yine de aradaki farkları görebilmek adına iyi bir şey olacaktır. Şimdi buradan geçmişe hemen giriyorum ben. Gördüğünüz gibi bu iOS 14.6, bu 15 beta 2. 1330-1299 aslında iPhone 11 Pro Max için bir gelişme söz konusu. 2270-2942, yani buradan ben şunu görüyorum. İşlemci bakımından, CPU bakımından iPhone 11 Pro Max'te 14.6'ya kıyasla 15 Beta 2 çok daha iyi performans göstermeli. Kağıt üzerinde bunların tabii uygulanabilirliği soru işareti. Aynı şekilde Metal'e, yani kompüte baktığımız zaman da 7400'den 7500'e bir sıçrama var. Çok mu fark ediyor? Fark etmiyor aslında ama bakın 14.5.1 galiba oydu 14.6'dan önce. 7300'e 7500 olmuş. Yani burada ufak da olsa bir gelişme, bir artış söz konusu. Tabii beta sürümlerinde bunlara bakmak da çok da manalı değil. Şimdi gelelim hangi güncelleme ne zaman çıkacak? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Ben Fantastical diye bir uygulama kullanıyorum. App Store'dan bunu indirebilirsiniz ama söyleyeceğim bu değildi tabii ki. Şimdi burada girdiğimiz zaman biz zaten iOS 15'in kendi orijinal sürümünü Eylül'de bekliyoruz biliyorsunuz. Ve Eylül'e kadar Apple iOS 14'ün güvenlik güncellemelerini ve stabilite güncellemelerini çıkarmaya devam edecek. Dolayısıyla bu süre zarfında biz hem iOS 14'ü göreceğiz, biz hem iOS 15'i göreceğiz. Onun dışında günümüze dönmek gerekirse bugün ne zaman ya? 1 Haziran değil bugün. Bugün 26'sı ha. 26 Haziran'a bakıyorum ben. Şimdi bu hafta bu beta çıktığına göre biz 5 Temmuz'la 11 Temmuz haftası arasında, yani Temmuz'un ikinci haftası denebilir buna, bu güncellemenin beta 3'ünü görmeyi bekliyoruz. Ama ne olur tabii o zamana kadar bilinmez. Onun dışında ben haftaya, yani 28 ile 4 Temmuz arasındaki hafta iOS 14.7'nin tam sürümünü de bekliyorum. Bu da ayrı bir konu. Bunlarla ilgili zaten bütün çıktı ve tüm yenilikler videolarımı da koymaya devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Bu arada takipçi sayımız da 70 bin olmuş. Bu konudan çok keyifliyim. Çok teşekkür ederim herkese. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi yazmayı unutmayın. İyi akşamlar.